Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Vahde Ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de Muhterem Kardeşlerim Namaz vakitleriyle alakalı hadis-i şerifleri okuyorduk Babu tacilis salah. Namazı kılmada acele etmek Bununla alakalı rivayetlerin Birinci faslını okumuştuk İkinci faslına gelmiş, orada kalmıştık. El faslü thani, ikinci fasıl. Müslümanlar müminler, namazda acele ederler. El aceletu mine şeytan, acele şeytandan ama namazda istisna var. Cenazede istisna var. Bir de bekar olanların evlendirilmesinde istisna var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz'e bu üç hususta acele etmesi gerektiğini tembih ediyor. وَعَنْ an رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ اَنَّ النَّب۪يَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ya يَا عَلِيُّ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'ye hitap ediyor. Ey Ali diyor. ثَلَاثٌ لَا تُأَخِّرْهَا Üç husus var üç durum var ki selasun la akhirha bunları tehir etme. Vakti gelince hemen bunları eda et yerine getir. As salatu iza yani minha onlardan bir tanesi şudur ahaduha o üç husustan biri şudur ki as salatu iza vakti geldiği zaman namazı hemen kıl tabi namazı kıl müstahap olan vakitlerde kıl. Hanefi mezhebinde isfar asıldı. Onunla alakalı hadis-i şerif gelecek. Şafilerde gales asıldı. Yani böyle daha karanlık vakitte başla. Ortalık aydınlanmaya başlıyor o zamana kadar. Sabah namazında kıraati uzat. Böyle bir namaz kıl. Sabahı müstahap olan vakit Hanefilerde hava aydınlanmaya başlayınca kılmak. Fakat şafilerde daha karanlıkken başlıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle rivayetleri var. Ama İmam Tahavi her iki rivayeti cem ediyor. Galeste başlayıp sabahın kıraatı uzun olur. İsfar'da İmam bitirir ortalık aydınlanmaya başlayınca. Öğle vaktinde müstahap olan nedir? Eğer yaz mevsimi, sıcak çok varsa insanların camiye gelmesi zorlaşır. Efendimiz Aleyhisselam ebridu bil zuhri fe inne şiddetel harri min feyhi cehennem Cehennem o hararetinden geliyor. Sanki cehennem gibi bir hararet var. Onun için öğle vaktinde ebridu bil zuhri Öğleyi soğuğa tehir edin. Daha serin bir vakitte kılın buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kışın sıcak yoksa ezan okunur okunmaz öyle kılınır. Hanefi mezhebinde ise ikindi vakti tehir edilir. Akşama iki saat kala bir zamanda o vakitte ikindinin vakti Ebu Hanife Hazretlerine göre o zaman giriyor. Güneşin şekli bozulmuyor. O ana kadar ikindiyi tehir Etmek müstahap olur Hanefilere göre. Fakat Şafilere göre daha erken kılmak gerekir ikindi namazını. Akşamda acele etmek Hanefilerde de Şafilerde de e, müstahap olan odur. Yatsı namazını ise gecenin üçte birine tehir ediyorsunuz. Hanefilerde öyle bir görüş de var, Hadis-i Şerif'te de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecenin yarısına kadar tehir ediyor. Eğer mevsim kışsa yarısına kadar tehir edilebilir. Eğer mevsim yaz ise o zaman e, geceler kısa oluyor. Üçte birine kadar tehir edilir yası. O vakit müstahap vakit. Yani ila ahiri thulufi leyli. Gecenin üçte birinin o sonunda yası yıkılmak. Ama zor olduğundan dolayı Ezan okunur, okunmaz da insanlar kılabilirler. Camilerde milletin beklemesi zor olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh Efendimiz'e as-salatu iza eted namaz vakti girdiğinde yani müstahap vakit olduğunda o namazı kıl. la tuakhirha onu tehir etme vel cinazetu iza hadarat cenaze hazır olduğu zaman cinaze o ölüyü taşıyan, ölünün altındaki o tabut vesaireye denebilir cinaze. Cenaze ise tabutun üzerinde olana, ölüye denir, onun naaşına denir. Ama birbiri yerinde ikisi de kullanılabiliyor. Cenaze, cinaze. Wal cinazetu ida hadarat. Cenaze hazır olduğu zaman da onu bekletme, hemen namazını kıl. Tabi Şafii mezhebine göre keraat vaktinde de cenaze namazı kılınabilir. Ama bize göre Hanefilere göre kardeşlerim keraat vaktinde namaz da kılınmaz, tilave sevdesi de yapılmaz. Cenaze namazı da kılınmaz, cenazede kılınmaz. Fakat fukahımız diyor ki eğer bir cenaze o vakitte geldiyse, keraat vaktinde geldiyse kılınmadığında da problem olacaksa kılınabilir. Peki hangi cenazeyi o vakitte kılmak mekruh olur Hanefilere göre? Sabah vefat etmiştir biri. Kerahat vaktine kadar bekletiyorlar. Cenaze namazını kerahat vaktinde kılarlarsa o zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın nehi ile amel etmemiş olurlar. Yani aksiyle amel etmiş olurlar. Resulullah Aleyhisselam'dan Böyle bir nehi var. O vakitte, keraat vakitlerinde cenaze namazı, normal namaz, tilave secdesinin yapılmayacağına dair nehi var kardeşlerim. Peki, eğer sabah vefat etti, keraat vaktine bekletildi, kılınması uygun değil. Yok adam keraat vaktinde vefat etti, hemen yıkadılar, defnetmek istiyorlar edebilirler mi? Hanefi mezhebine göre de defnedebilirler. Caiz olur. Wal cinazetu iza hadarat. Yani kerahat olmaz. Wal eyyimu iza vecette leha kuf'en. Bekar olan bir kız çocuğu yani bekar evlenmemiş. Wal eyyimu iza vecette leha kuf'en. Eyyim yani aslında eşi olmayan kadın için kullanılıyor. Eyyim. E, daha genişletilebilip e, hem erkekler hem kızlar için, kadınlar için de kullanılabilir. Ama daha çok eğim e, eşi olmayan kadın için kullanılıyor. Yani bekar bir kız, e, dul kadın da olabilir. Ama daha çok yani bekar bir kız el eyyim ida vucet telaha küfen ona denk bir eş bulduğun zaman evlendir buyuruyor. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ali'ye yani bir anlamda babalara söylemiş oluyor. Kızına uygun bir damat bulduğun zaman onlar da aracı oldular, geldiler. Böyle bir talepleri varsa, karşı tarafın imana, İslam'a bir sadakati varsa evlendirin. Kız çocuklarını bekletmeyin. Denk eş bulduysanız, damat bulduysanız buyuruyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Neden kardeşlerim Namaza acele edin, vakti girdiği zaman o aşk ve heyecanınızı yitirmeyin. İçinizde bir muhabbet olsun. Allah Teala'nın huzuruna çıkacak. Kulluğumu arz edeceğim. Hani sıralarda insanlar eğer önemli bir şey alacaksa bakıyorsunuz uzun bir kuyruk var. Ya da biriyle görüşecekse bir bayramlaşma olacak. Önem verdikleri bir şahsiyet varsa bir saat bekliyorlar kuyrukta onunla musafaha yapabilmek için. Peki onların hepsi kul. Allah Teala bizi huzuruna davet ediyor. Müminler, Müslümanlar acele edecekler huzur ilahiye çıkabilmek için. Müstahap olan vakti bekleyecek. Hemen o vakitte Allahu Ekber deyip namaza başlayacaklar. İkincisi cenazeyi bekletmeyecek. Beklediği zaman cenaze kokar, bozulur. Sıcak beldelerde özellikle. Yani şerli bir adamsa bir an önce ondan uzaklaşmalı. Eğer mübarek bir adamsa bir an önce defnetmeli ki makamına ulaşmış olsun. وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَتَّ لَهَا Kuf'en Bekar bir kız o da evlenmesi gerekiyor. Yuva kuracak. Ailesi olacak. Onu da bekletmeyin. Sonra ona denk bir eş bulmakta zorlanabilirsiniz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret ediyor. Aslında kardeşlerim bu noktada bütün müminlere, müslümanlara emir var. Allah Teala Nur suresinde ve en kihul eyama minkum içinizden bekar olanları evlendirin buyuruyor. Bu çok hayırlı bir amel. Evi yok birisinin, işi yok. Siz ona bir iş arıyorsunuz evinin nafakasını temin edecek kadar ona bir iş temin ediyorsunuz. Sonra ev ayarlıyorsunuz, evlendiriyorsunuz. Yani bir aile kuruyorsunuz. Aile kurarak o delikanlıyı haramdan, şundan bundan uzaklaştırıyorsunuz. Ve enkihul eyyama minkum ve salihine min ibadikum. Ayet devam ediyor. Hemen onun altında bir ayet var. Orada da kardeşlerim uzun bir ayet var. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَى Genç kızları fuhuşa zorlamayın. Yani bir medya fuhuş albümüne dönmüş. Orada kadın ticareti yapıyorlar. Neyin reklamını yapacaklarsa oraya kadın çıkarıyorlar. Sosyal medyada aynı görüntüler var. Bir an bir delikanlı dikkat etmezse gözü gönlü kaybolabilir. Peki o kadınları oraya çıkaran bir irade var. O kadınlar üzerinden para kazanacaklar. Sonra o kadınları meşhur ediyorlar. Meşhur olunca parası vesairesi olanlar, on imanlı da zayıf olanlar ya da olmayanlar onlarla bir fuhuş hayatına giriyor. Ailesi varsa evi dağılıyor. Yani o ekranlar aileyi parçalıyor, evi parçalıyor. Şehvet peres bir adam, parası var, imanı yok. Gözü oralarda, onunla, şununla, bununla dolaşabilir mi diye. Onun için Kur'an-ı Kerim, aileyi kuracaksınız, evlendireceksiniz ama Müslümanlar olarak, İslam cemiyetinin efradı olarak sizler o aileyi de koruyacaksınız o aileyi korumanın en önemli yollarından birisi وَلَا tukrihu فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَى Eğer birileri, kadınları kurmuş olduğu ajanslar vasıtasıyla podyumlara çıkarıyor, ünlü yapıyor, sonra oralardan onları fuşa zorlayarak paralar temin ediyor. Onlar kimlerle beraber oluyorsa o adamların evleri yıkılıyor, ocakları dağılıyor. Adam kadın bakıyor bir haber geliyor eşi diyor ki ben falan ülkeye gidiyorum iş toplantısı var orada yatırım yapacağım falan yerdeyim falan ildeyim esasında falan otelde filan otelde falanla filanla beraber birlikte yani siz eğer millet olarak devlet olarak o kapıları kapatmazsanız bunun önüne geçmezseniz yani İnsan ticareti bugün kanunen en büyük suçlardan birisi ama alenen bu yapılıyor. Fakat adına reklam deniyor, başka bir şey deniyor. Müslümanlar buna müdahil olmazlarsa evde çocuklar baba beklerler, kadınlar eş beklerler, adamlar başka yerlerde dolaşırlar. Sonra o kadınlar onların hayatını da perişan ediyorlar. Yani bedenleri onları bir noktaya kadar götürüyor. Artık o cazibeyi kaybedince ortada bırakıyorlar. Kadının hayatı, adamın hayatı da cehennem oluyor, zehir oluyor. Müslümanlar bunun önlemini almalı. Bir taraftan evlendirmeli, öte taraftan fuşun kapılarını kapatmalı ki insanların gözleri sokaklarda böyle haramı radar gibi arayıp parası varsa hemen o tarafa bir meyil olacak onun nefsinde bunun yollarını kapatın. Bir cemiyeti korumaya memur olanlar bunu yapmaya mecburdur. Tarihin mahkemesi var. Allah Teala'nın hesabı var kardeşlerim. 608. hadis-i şerifteyiz. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Ve an İbni Umar radıyallahu anhuma kal. Kâle Resûlullâhi sallallâhu aleyhi ve sellem El-Vaktul evvelu minel salâti rıdvanullah Vel-Vaktul âhiru affullah El-Vaktul evvel Minel salâti Yani minel avkâti salâ Namaz vakitlerinden ilk vakit Nedir? Rıdvanullah sebebu rıdvanillah Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaya sebeptir yani öğleyi müstahap vakitte, sabahı, akşamı, ikindi, yası, bütün namazları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi vakitlerde kıldıysa siz de o vakitte kılıyorsunuz. Yani Hanefiler, Şafiler, Müştehitler hangi hadislerle iştahat ettilerse ilm kitaplarına bakıyorlar, ona göre kılıyorlar. İmamlar camide, cemaatle namazlarını eda ediyorlar. Eğer ilk vakitte olursa el vaktul evvelu min salati rıdvanullah. Allah Teala'nın rızasını kazanmaya sebep. Cenab-ı Hak bakıyor. Bu kulum ezan-ı Muhammediye okundu. Vakit girdi camiye koşuyor. Kulluğunu eda edecek. Bunda bana karşı kulluk noktasında bir aşk var. Vel vaktul ahir. Son vakti ise son vakit ise affullahi Allah Teala'nın affına sebeptir. Peki namazı tehir etmek, kerahat vaktine bırakmak, geciktirmek neden vel vaktul ahiru affullah buyuruyor? Allah Teala'nın affına sebeptir. Yani orada bir noksanlık var, orada bir eksiklik var, orada bir uyuşukluk hali var. Müslüman mümin kalkmalı, koşmalı, Rabbin huzurunda Allahu Ekber deyip kıyama durmalı. Ama bu mümin yapmadı. Onda bir tembellik hali var. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el vaktul ahiru affullahi yani namaz yine namazdır. Ama ecri sevabı vaktin evvelinde müstahap olan vakitte kılınan namaz gibi değildir kardeşlerim. Allah Teala namazlarımız hep ilk vaktinde, müstahap olan vakitlerde kılmaya bizleri muvaffak eylesin. Sahabe öyle yapmış radıyallahu anh'ım. Resulullah aleyhisselam öyle yapmış. İtikaf da bunun için zaten, İmam-ı Azam Hazretleri onun için وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Yani onlar nerede dururlar? Mescitlerde dururlar orada ikamet ettiğiniz halde o entu maakifuna fi'l mesacit yani vakifuna mukimuna fi'l mesacit neden Allah Teala mescit kelimesini zikrediyor itikaf için N namazı kılacaksınız namaza kadar Kur'an-ı Kerim okuyacak nafile namazlar kılacak evrad zikir ile meşgul olacak orada namazı bekliyorsunuz namazı bekleme heyecanı namazı bekleme sevinci mümin müslüman camide bunu yaşar yaşayacak 609. hadis-i şerif kardeşlerim Ummu Ferve rivayet ediyor Ummu Ferve Ebu Bekir radıyallahu anh, Efendimizin kız kardeşi ve an Ummi Fervete radıyallahu anha kalet Su ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eyyül a'mali Aftal" Efendimiz aleyhisselama hangi amel daha üstün ya Resulallah diye soruldu. Kale as-salatu li evveli vaktiha. Yani burada lam fi anlamında as-salatu fi evveli vaktiha. ilk vaktinde müstahap olan vakitlerde kılınan namaz buyurdu aleyhisselatu vesselam. <hebben> Tabi burada Efendimiz Aleyhisselam bu soruya Eyül amali aftar sorusuna bir rülvaldeyin de diyor. El cihadu fi sebilillah da diyor. Allah yolunda cihattır. Anne babaya iyi davranmaktır. Peki burada as-salatu li vaktiha buyuruyor. Yani kardeşlerim şuna işaret var. Bir muhatap var. Onun namazları da vaktinde ilk vaktinde kılma noktasında problem varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ilk vaktinde kılmak senin için burada ihmal ettiğin ama yaparsan senin adına çok faziletli olacak bir amel var. O da namazları ilk vaktinde kılmak, evvelinde kılmak karşıda muhatapta böyle bir problem varsa onu söylüyor. Veya muhatabın Namazında bir problem yok. İlk vaktinde kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ardında orada ama anne babasına iyi davranma noktasında problemi var. Alaycı, müstehzi bir dil kullanıyor. İhtiyacı varsa falan oğlun alsın, filan oğlun alsın diye sürekli böyle onu yaralayacak cümleler kullanıyorsa öyle bir muhatap varsa Efendimiz Aleyhisselam birrul valideyn yani bu sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratından böyle biri vardır demiyorum ben ama Efendimiz aleyhisselamın bu rivayetlerini muhataplar bağlamında bu şekilde değerlendirmek lazım yani anne babasına zulmeden biri var ama namazda hep camide kılıyor bu adam için evvela yapması gereken o zulümden dolayı istiğfar etmek, anne babasına iyi davranmak ya da namaz var, anne babayı iyi davranıyor ama İslamiyeti eviyle cami arasında yaşanan bir hayat görüyor. Hayat nizamı olarak görmüyor, insanları anlatmıyor, komşusuna tebliğ etmiyor. Bir yerde bir yanlış var, orada münker bu, insanları ondan nehyetmiyor. İçine kapanık, Böyle bir adamsa Resulullah aleyhisselam onun için en faziletli amel El cihadu fi sebilillah Allah yolunda cihattır, cihad olduğunu söylüyor kardeşlerim. Ama burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eyyul a'mali Afdal Hangi amel daha faziletlidir ya Resulallah sorusuna Kale as salatu li evveli vaktiha ilk vaktinde kılınan namaz. Kardeşlerim diyeceksiniz ki Hocam ben namazları ilk vaktinde kılmak istiyorum. Bu noktada bir irade göstermek istiyorum. Ama yapamıyorum, olmuyor. İçimde hep bir soğukluk var. Namazı kılarken daralıyorum. Rahatlamak için ne yapmam lazım? Namazdan nasıl zevk alabilirim? Kardeşlerim evvela abdest alırken o manayı düşünmeliyiz. Yani namaz bizim için nasıl bir kıymete, nasıl bir kamete sahip abdestten başlayarak namaza hazırlanacaksınız. İnşallah şöyle bir yürüyüş yapalım. Kısa sureler üzerinden bir namaz, nasıl bir namazdan mümin zevk alır, bir Müslüman Namaz kılarken daralmaz. Daraldığı zaman namaz kılar. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Gözünün nuru namaz öyle buyuruyor. Peki bizler müminler, Müslümanlar bir kardeşimizi duyduk ki namaz kılarken daralıyor. Ne diyelim ona? Nasıl bir namaz anlatalım? Şöyle bir abdestle başlayalım. Kardeşlerim, besmeleyle abdestle başlıyorsunuz. Allah Teala'nın huzuruna çıkacaksınız. Abdesti bitiriyorsunuz. Allahumme ce'alna minet tevvabin ve ce'alna minel mutatahirin Ya Rabbi bizi tevbe edenlerden bizi manası ve maddesiyle temizlenen kullarından kabul eyle Ya Rabbi diye abdestin sonunda böyle dua ediyorsunuz. Allahumme ce'alna minet tevvabin ve ce'alna minel mutatahirin Belki bu duayı bilmiyorsunuz. Türkçe söyleyin. Deyin ki ya Rabbi bizi tevbe edenlerden kıl. Manası maddesiyle temizlenen kullarından eyle. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yine abdesti aldıktan sonra sonunda şehadet getiriyoruz. Eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike Bütün varlığım, mevcudiyetimle şehadet ediyorum ki Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka mabut yok. Eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike Onun ortağı, şeriki de yok. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <laughs> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu, onun resulü, onun elçisi. Bizi o bildirdi, bize o duyurdu. İslamiyet'i biz ondan aldık, ona iman ettik. O ne buyurduysa, nasıl yaşadıysa, onu gibi yaşamaya dair azmimiz var, irademiz var diyorsunuz. Yani abdesti alırken besmeleyle başlıyorsunuz. Abdestte hep o manayı düşünüyorsunuz. Hangi manaya kalbiniz meftun oluyor. Allah Teala'nın huzuruna çıkacaksınız. Huzur ilahiye varacaksınız. Yatak kıyafetiyle normal bir adamı karşılamıyorsun. Allah Teala'nın huzuruna pijamayla çıkılır mı çıkmayacaksın. Rabbimin huzuruna çıkacaksın. Allah seni görüyor kardeşim. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Rabbim buyuruyor ki yani şah damarından daha yakın olduğunu haber veriyor şah damarından daha yakınız buyuruyor yani o yakınlık mukâşefe hali müşahede hali ihsan makamında bir abdest alıyorsunuz namaz kılacaksınız Allah Teala sizi görüyor Allah Teala görüyor biliyorsun falan görüyor seni kıyafetini düzeltiyor öyle çıkıyorsun peki mümin müslüman kardeşim Rabbim bizi görüyor Allah Azze ve Celle o halde setre avret eğiliyoruz. Yani en güzel kıyafetlerimiz İslam'a uygun, geniş nelerse kadınlar, erkekler İslam kıyafeti onu giyiyorlar. Onu üzerlerine alıyorlar. Abdeste de o bilinç var. Zaten huzur ilahiye çıkacaklar. Sonra namaza geliyoruz. Namaza başlayacağız. Fakat İmam-ı Azam Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Lâlâ en eşuk alâ ümmetî lâ emartuhum bis-sivâk 'inde kulli Her eğer ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim onlara her abdeste dişlerini misvaklamalarını onlara söylerdim. Yavuz Şafii Hazretleri bunu namaz olarak da alıyor. Onlar namaza başlarken de dişlerini temizliyorlar misvak dişlerini. Fakat sen abdest alırken kardeşim hanefi ol, şafi ol, dişlerini temizliyorsun. Neden dişlerini temizliyorsun? Biraz sonra Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki tahhiru effahekum lil Kur'ani Kur'an yolu olan o ağızlarınızı temizleyin. Bir tane oluk var. O oluktan su akıyor. İçiyorsunuz. Ama bildiğiniz bir oluk var ki onu adam lağımda kullanmıştı. Şimdi bu oluğu oraya koysa yukarıdan da tertemiz bir menba suyu o oluktan akıyor. İçer misiniz? Suyun temiz olması yetmez. Oluk da temiz olacak. Necaset akan bir oluktan zemzem akıtmış olsanız yine o necis olur. Zemzem olsa bile oradan necaset akıyor. Dolayısıyla oluk önemli. Ağız da önemli. Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselam Tahiru effâhekum lil Kur'ani Birazdan Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Fatiha'yı, sureleri okuyacaksınız. O halde Kur'an yolu olan ağzınızı temizleyin. Hem abdestle temizleyin, misvakla temizleyin, manasıyla, maddesiyle temizleyin. Manasıyla temizleyin, eğer ağzınızdan isyan cümleleri, tuyan cümleleri çıktıysa pişman oldum, nadim oldum ya Rabbi. Ben bir kul olarak bunlar nasıl söyledim? Bunları söyleyen bir ağız şimdi namazda senin ayetlerini okumaya nasıl layık olur ya Rabbi? Müstahak olur ya Rabbi. Temizliyoruz bu ağız. Bundan sonra sadece hak söyleyecek, hak söyleyecek hayır söyleyecek, ağzımı Kur'an-ı Hakim okumaya layık eyle Ya Rabbi diyoruz. Abdeste kardeşlerim hem mana hem madde temizliği var. Misva da bu bağlamda anlıyoruz. Temizlik yaptık. Seti avretimiz yerinde namaza geldik. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle'yi tazim ediyoruz. Onun büyüklüğünü ilan ediyoruz sadece dilimizle değil, yüreğimizle söylüyoruz. Subhaneke ile onu Allah Azze ve Celle'yi tazime devam ediyoruz. Büyüklüğünü, kudretini, kuvvetini, azametini, onu dua cümleleriyle her şeyle, bütün her şeyden münezzeh olduğunu, bütün noksanlıklardan münezzeh olduğunu, kemal adına her şeye sahip olduğunu söylüyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şeytandan Rabbimize sığınıyoruz. Allah'ın adıyla diyoruz. Fatiha'yı okuyoruz. Fatiha'daki manalar neler kardeşlerim? Efendim onlarla ilgili videolar var. Fatiha'yı iki ayrı videoda tefsir ediyorum. İnşallah oraya müracaat edin. Fatiha'nın anlamı. Sonra yani bir kardeşimiz Elem Tara'dan aşağıya okuyorsa yani Fil suresi Fil suresinden aşağıya okuyorsa bu kardeşimiz ne söylüyor? Yani namazda bir bizi namazdan önce meşgul eden neler varsa onlardan kurtulacak. Namaza başlayacak. Namazda neler söylüyorsun? Kimin huzurundasın? Ondan kopmayacaksın. Peki diyeceksiniz ki Hocam ben Fi suresinden aşağıya yani halk daha umumi bir ifadeyle elemtereden aşağı okuyorum. O kadar biliyorum. Bunlarla ben bu huşuyu yakalayabilir miyim? Yakalarsın. Peki ne yapacaksın kardeşim? Şimdi söylediklerime dikkat edin. Belki Arapça bilmiyorsunuz. Bunların anlamını zihninizde tutamazsınız. Fakat umum olarak biz bu sureleri okuyunca neler söylüyoruz? neler var bu surelerde? Niçin bu sureler böyle küçük, müminler, müslümanlar ilk bunları ezberlesinler? Allah Teala bunları da çok anlam yükledi ama ayet olarak azlar, kısalar, çocuklar, Kur'an-ı Kerim'e muhatap olduklarında ilk bu sureyi ezberlerler. Bir Müslüman olduğu zaman Fatiha'dan sonra bunları ezberler. Bunlarla namaz kılmaya başlar. Yani İnsanların önemli bir bölümü bunlarla namaz kılıyor. Gönül ister, gönül ister, çok Kur'an-ı Kerim okuyabilsin müminler, çok ezberleri olsun. Ama maalesef öyle değil. Önemli bir bölümü müminlerin Fil suresinden aşağıda sonrasındaki surelerin anlamını bilmiyor, okuyamıyor. Yani tecvidle, tasih huruf üzere Okumaktan aciz şu kadar mümin var. Niye böyle? Önem vermiyoruz. İhtimam göstermiyoruz. O halde kardeşlerim, namaz kılarken biri daralıyorsa, o daralma halinden nasıl kurtulacak? Zevk makamında namaz kılacak. Abdestten başladınız, geldiniz, namazdasınız. Şimdi okuyorsunuz. Fi suresini okuyorsunuz. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil? Bir Ebrehe var. Kabe-i Muazzama'yı yıkmaya geliyor. Yeryüzünde Allah Azze ve Celle'ye secde mahallini ortadan kaldıracak. Mananın maddeye tecelli remzi. Hz. İsmail'in, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bize hediyesi olan tevhidin merkezini Kabe'yi ortadan kaldıracak. Fakat Mekke'de Yemen'den gelene kadar önünde duran bir kabile yok. Durabilen bir ordu yok. Ebrehe geliyor. Kabe'yi muazzamayı yıkacak. Yani dünyaya bakıyorsunuz o dünyada bir güç var, kuvvet var. Adamların öyle gücü var, öyle silahı var, öyle ordular var ki Müslümanların yaşamış olduğu coğrafyada devletler, o devletlerin yüzde 99'u neredeyse silahlarının önemli bir bölümünü oradan alıyor. Yüzde 90'ı silahının tamamını oradan alıyor. Yani bir anlamda oraların sömürgeleri gibi o halde. Yani bunların gücünü yüzde 90'ını toplasanız onların silahlarına tekabül etmiyor. Böyle bir durum var. Peki böyle bir dünyada siz Allah Teala'nın dinini hakim kılabilir misiniz? Bu zulme son verebilir misiniz? Okuyorsunuz. Elem tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil. Allah Teala'nın dinin muhafaza, müdafaa edecek meydan yerinde kimseler yok. Mekkeliler dağlara çekilmişler. Manzara Ebrehe'nin ordusuyla Kabe arasında hiçbir engel kalmamış emir verdiği an yürüyecek ordu Kabe-i Muazzama'yı hak ile yeksan edecek ama küçücük kuz sürüsü geliyor. Onlar taşı bırakıyorlar, Ebrehe'nin ordusu bir anda dağılıyor. Elem tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil. Öyle dağılıyor ki kardeşlerim fecalehum kaasfin ma'kul. Yenmiş ekine dönüyorlar perişan oluyor. O küçücük kuşlarla Allah Teala dev bir orduyu tarihten siliyor. Yani şimdi siz bunu korona hadisesiyle daha iyi anlıyorsunuz. Dünyaya meydan okuyanlar vardı. Dünya bizden sorulur. Haşa Allah Teala'nın ayetleri de ne demek? Bunlar bu çağda bu asırda okunur mu? İslamiyetin hakimiyeti ne demek? Öyle diyorlardı. Ama bir an çaresizliklerini ilan ettiler. Devlet başkanları saraylarına çekildiler. Ordular kışlalarına çekildiler. Artık mazlumların üzerine bomba yağdıramıyorlar. Çekildiler. Ne yaptı bunu? Avucunuzu alsanız dünyadaki yekûnu bir avuç yapmıyor. O kadar virüs yaptı işte. Dünyayı kilitledi. Bir anla durun dedi. Durun. Bu cadde çıkmaz sokak. Bu dünyanın sahibi siz değilsiniz. Siz emanetçisiniz. Bak sen diyordun ki ben devlet kurarım, devlet yıkarım. Şimdi canını koruyamıyorsun işte. Anladın mı? Velillahi mulkus mulku semavati vel ard. Yer ve göklerin sahibinin Allah Azze ve Celle olduğunu. Fi suresini okurken bu manayı düşünüyorsun. Sonra li ilafi Kureyş. İlaf yani alıştırmak, ülfet vermek, muhabbet vermek demek. Buradaki lam mutallak nedir? Neye taalluk ediyor? Bağlandığı nokta feca'alehum takdir edebiliriz bu ayet kelimeyi ya da ehlekehumullah Allah Teala Ebrehin'in ordusunu helak etti. Neden? Li ilafi kureyş. İ'lâ fihim rıhleteşşitâi ve's-sayf Kureyş'e yazın Şam'a gitme, kışın Yemen'e gitme. Bu şekilde kervanlarla geçimlerini sürdürebilme ülfetini verdi. O muhabbeti verdi. Eğer Allah Teala Ebrehe'nin ordusunu helak etmemiş olsaydı, Kabe'yi yıksaydı, Kureyş'in hepsi onların köleleri olacaktı. Kureyş, onların kölesi olacaktı. Onlara hizmet edecekti. Rabbim buyuruyor ki, Ey Kureyş, siz daha çekildiniz. Kabe'yi Ebre'ye yıkacak. Ama Allah Azze ve Celle o Kabe'yi yıktırmadı. Kabe'nin taşları yıkılabilir. Ama onu kimse tarihten silemez. Neden? Neden silemez? O noktayı tarihten silemez. Çünkü kıyamete kadar yeryüzünde müminler, muahitler, olacak kardeşlerim. Allah Teala o orduyu helak ettiğini bildiriyor. Kureyş'e de yol verdi. Lila fi Kureyş. Eğer Ebrehe'nin ordusunu helak etmese Kureyş köle olmasa bile Yemen'e gidemez, ticaret yapamaz, yol güvenliği olmaz. Yani Ebrehe karşısında nasıl durabilirlerdi? Bıraktılar, daha çekildiler. Ey Mekkeliler! Ey Kureyş, Kureyş gibi olanlar, Allah Teala'nın yolunu açtıkları. Feliyamudu Rabbı hada el Beyt eldi atgamhum min jugu ve amanhum min kuf. Yani sizi açtıktan Allah Azze ve Celle doyurandır. atamahum min jugu ve amanhum min kuf. Korkudan eman verdi. O halde bu beytin Rabbine korumadığınız, muhafaza etmediğiniz, Ebrehe'nin önüne terk ettiğiniz şu beyte, onun sahibine, onun Rabbine kul olun. Kureyş'e bir nimet veriyor. Fakat o nimet Ebrehe'nin helak olması. Peki Kureyş o nimeti değerlendirdi mi kardeşlerim? Allah Teala'ya kul oldu mu? Bir sonraki hemen Ma'un suresine geçiyorsunuz. اَرَاَيْتَ <laughs> الَّذ۪ي bir din, dini İslam'ı yalanlayan adamı gördün mü? Allah Teala nimet veriyor. Zenginlik verdi Kureyş'e. Mekke'de bağ yok, bahçe yok, nehirler akmıyor. Eğer ticaret olmasa insanlar cahiliye döneminde de oraya hacca geliyorlardı. Gelmeseler Mekkeliler açlıktan ölürler. Orada insan yaşamaz. Mekke'de insan yaşayamaz eğer ticareti olmasa. Ama Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan beri Rabbim oraya hep bir bolluk verdi, bereket verdi İbrahim Aleyhisselam'ın duasının bereketi olarak. Fakat İslamiyet'ten önce, Resulullah Aleyhisselam'dan önce onlar azdılar. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ din, İslamiyet'i yalanlayan adamı gördün mü? Kim yalanlıyor kardeşim? Ebrehe'nin önünde Kabe'yi muazzamayı müdafaa etmesi gereken ama bunu yapmayan daha çekilen Kureyş'i Allah Azze ve Celle Ebrehe'nin ordusunu helak ederek ona ihsanda bulundu. Nimet verdi. Ticaret kervanları oldu. Büyük paralar kazandılar. Peki bunların sonunda ne olmalıydı? Allah Teala'nın Peygamberinin davetin duyunca hepsi birden işittik, itaat ettik. O Allah'ın bize ne lütufları oldu demeleri gerekirdi ama öyle yapmadılar. Maun suresi. Erâ'aytellezî yukezzebu bid-dîn. Dini İslam'ı ya da ahireti, hesap gününü yalanlayan adamı gördün mü? Fezâlikellezî yed'ul yetîm. İşte dini yalanlarsa bir adam o yetimi itip kakar, ezer yetimi, zulmeder. E Allah'ın dinini yalanlayan adamların sadece yetimlere zulmetmek şöyle dursun, nerede Müslüman var, ne kadar daha Müslüman öldürerek dünyada yetimlerin sayısını artırabilirim diye Rusya'ya, Amerika'ya, Çin'e, İsrail'e baktığınız zaman sanki önlerinde böyle bir plan var, onu görüyorsunuz. Onların zulmünü anlatıyor. Feveylül lil musallin. Münafığın namazını ya da o zulme seyirci kalan, onlara taraftar olan ama aynı zamanda namaz kılan adamların gafletini anlatıyor. Yani Allah Teala Ebrehe'yi helak etti. Kureyş'in önünü açtı, nimet verdi. Fakat onlar dini yalanladılar. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ din. <بِدِّين> Sonraki surede ne okuyorsunuz kardeşlerim? İnna a'tayna kel kevfer Biz sana kevfer verdik. Kur'an-ı Kerim verdik. Evet onlar Allah Teala'nın büyük nimetlerini hatırlamayacaklar. Zenginlik verince asi olacaklar. Makam verince insanlara zulmedecekler. Güzellik verince onu fitneye vesile kılacaklar, vasıta kılacaklar. Ama siz tasalanmayın müminler. Müslümanlar inna a'tayna kel kevfer biz sana çok hayır verdik. Kur'an verdik. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler radıyallahu anhum. Böyle bir kadro, böyle bir sahabe verdik. Cennette Havzu Kevser verdik. Fasalli li rabbike venhar. Kureyş'i tehdit eden o Ebrehe'nin ordusunu, Allah Azze ve Celle helak etti, yolunu açtı, kervanları Yemen'e, Şam'a gönderdiler, büyük pazarlar kurdular, para kazandılar, özellikle hac mevsimlerinde ama onlar فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ çağrısına uyup Kabe'nin sahibi Allah'a ibadet etmediler. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ din dini yalanlayıp yetimi itip kalktılar. Şimdi müminler size büyük lütuflar verdim buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam adına siz onlar gibi olmayın. Onlar gibi olmamak için ne yapacak mümin? فَصَلِّ لِرَبِّكَ Kevanhar Namaz kılacak, namazla Allah'a ulaşacak. فَلْيَعْمُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bu beytin sahibine onlar kul olsunlar, ibadet etsinler buyuruyordu ya, Kureyh suresinde Allah Azze ve Celle فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ beyti الْبَيْتِ الَّذ۪ي min مِنْ جُوعِ وَآمَنُهُمْ مِنْ خَوْفِ Burada da Kevser dünyaya taalluk eden boyutuyla ahirette zaten kimse şımarmaz ama oradaki havzu Kevser'den dolayı. Fakat dünyada Efendimiz Aleyhisselam'a verilenler müminlere de verilecek inşallah bir kısmı. Müslümanlar onlara nail olunca ne yapacaklar? Namaz kılacaklar. Namazla Allah'a ulaşacaklar. Şımarmayacaklar. Nefislerine hakim olacaklar. Unha kurban kez. yani o kurbanını keserek kendin de istifade et. Fukaraya da ver. Yetime de ver. Dul kadına da ver. Onlara da ver. Onlara ulaş. Namazla Allah'a ulaşan nerede bir fakir var? Nerede bir yetim var? Onu arar, onu bulur, ona ulaşır kardeşim. Akşam babamın telefonu çaldı iftar vakti. Bir çocuk arıyor 16 yaşında. Anlayamadı çocuk ne diyor, duyamıyor yaşlı olduğundan dolayı. Telefonu verdi, bakar mısın? Bak dedi, ne diyor? Baktım buyur kardeşim dedim. E, ben dedi falanım. Babam vefat e, babam dedi giderken düştü. Başını taşa vurdu yola vurdu bisikletle gidiyordu. E, ağır halde fakülteye kaldırdılar yoğun bakımda. E, babamı uyutuyorlar dedi. Hocama haber vermek istedim. Şimdi. Yani bir Müslüman evini elhamdülillah çalışıyor, geçindiriyor. Berber dükkanı var ama belki en az müşterisi onun vardır. Öyle bir kardeşimiz. Ee, çok muttaki, salih, gariban, çok gariban. Oğlu arıyor işte, arıyor. Yani bir yerden güç alacak. Dua eder misiniz? Yani 16 yaşında bir çocuk, babası yoğun bakımda, o eve ekmek getiriyor, o aileye o bakıyor. Peki, Müslüman namaz kılacak, sonra evine kapanacak. Öyle değil, bir gariban, bir yetim, zorda olan birisi, senin de imkanın var, sana selam verdiğinde onu teselli edebiliyor musun? Yani hassası olduğu zaman ona yardımcı olabiliyor musun? Ya da başka şekilde onun elinden tutabiliyor musun? Allah Teala Kureyş'in bunu yapmadığını söylüyor. Bir kısmı tabi hepsi değil. Bir kısmı yapmadı. Sonra onların çocukları yaptı. Onlar da bütünüyle İslam'a döndüler netice itibariyle. Fakat burada Kevser suresinde namaz kılacaksınız sonra vanhar kurban kesecek malın da ortaya koyacaksın. Bir kısmını koyacaksın fukaraya, yetime, talebeye, kız çocuğu evlenecek, evlenemiyor. Gariban ona ulaşacaksın. Reklam için değil Allah rızası için bunları yapacaksın. Adını, ismini vermeden onu yaralamadan bunu yapacaksın. Fasalli li rabbike Ya da senden bir dua bekliyordur. Dua bekliyordur. Onu yap kardeşim. Git evine git, ziyaret et, teselli bulsun senin cümlelerinde ya da gidişinde. Efendimiz Aleyhisselam o kadar yoğunluğuna rağmen bütün bunları yapar. Yapar hiçbirinde eksiği olmazdı. Fasalli li rabbike vanhar namaz kıl ve kullara ulaş inne şani eke sana buzeden var ya o adamlar onların hepsinin soyu kesilecek yolu kesilecek sana eden adam o onun akıbeti perişanlık olacaktır bunu bütün dünya görecek yani sen bunu bugün için düşüneceksin inne eke sana Müslümanlığına, duruşuna, imanına, istikametine bakıp bu yobaz adam, bu gerici diyenler inne şani eke huvel ebter göreceksin onların sonu ebter olacak. Yürüyemeyecekler. İdeolojilerin devamı olmayacak. Nerede komünizma? Nerede sosyalizma? Yok oldu. Kapitalizm aynısı olacak. Falan filanizm, izim. olmaya kıymeti kâmeti olmayan ideolojiler, yalanlar, ilkeleri, şunlar bunlar hepsi göreceksiniz yakındır Allah'ın inayetiyle. 20 yıla gitmez biiznillahü teala. Yani Cenab-ı Hak bir sisteme 100 yıl kadar ömür veriyor. O gidecek göreceksiniz biiznillahü teala. İnne şani eke huvel ebter. Peki bunu okudunuz sonra başka bir rekatta kul ya eyyuhel kafirun bu sureyi okuyorsunuz yani Allah Teala size kevser verdi, bereket verdi, nimet verdi namaz kıl buyurdu kurban kez, fukaraya ulaş buyurdu o zalimlerin sana buğz edenlerin ahir ve akıbeti yok bunu biliyorsun peki o zaman ne diyeceksin ne yapmıştı müşrikler onlara Cenab-ı Hak Ebrehe'nin ordusunu yok etti, ticaret imkanı verdi ama Kabe'nin Rabbine kul olun dedi. Onlar erâe zelledi, bu bir din, fezâlikellezî yedû'ul yetîm. Yetim itip kalktılar, öldürdüler, attılar dışarıya, dini yalanladılar. Siz de bu zenginlikten, Kevser'den sonra, bu lütuflardan müjdelerden sonra sakın ha onlar gibi olmayın. Ne yapalım ya Rabbi? bütün varlığınızla kul ya kafirun ey kafirler la a'budu ma ta'budun asla sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmeyeceğim de la a'budu ibadet etmiyorum etmeyeceğim de sizin eğildiklerinizin önünde eğilmeyeceğim bunu ilan ediyorsun kul ya kafirun yani hulasa gidiyorum ama o manaları düşünün, aklınızda dursun. Devam ediyorsun, sonunda diyorsun ki lekum dinukum veliyedin. Sizin ideolog size, İslam bize. Senin kapitalizman sana, İslam bana. Sosyalizma sana, İslam bana. Lekum dinukum veliyedin. İslamiyet hiçbir düşünceyle ortaklık kabul etmez diyorsun. Onu ilan ediyorsun. Mekkeliler gibi, müşrikler gibi yapma, ihanet etme. Bütün varlığınla kapitalizma nasıl bir zulüm düzeni kurduysa sen onu reddediyorsun. Bütün hücrelerin, zerrelerinle reddediyorsun. Eğer bunu yaparsan o zaman fetih gelecek o zaman zafer gelecek fetih Allah'tan gelince zafer Allah'a celle'den gelince küfrün orduları bunun önünde durabilir mi? Mekkeli müşrikler Allah Teala hükmü verince İslam ordusunun Mekke'yi mükerremeye girişine engel olabildiler mi? Olamadılar küçücük bir noktadan söğüt'ten Allah Teala murad edince Osmanlı İslam devletinin ordusu bir cihan devleti yürüyüşüne çıktı. Dünya devletleri durdurabildiler mi? Lekum dinukum veliyedin. Öncesinde namaz kılıyordunuz. Kevser suresinde kurbanla fukaraya ulaşıyorsunuz. Paranızla sadakayla ulaşıyorsunuz. Kuliye'l kafirun diyorsunuz. Onları reddediyorsunuz. Lekum dinukum ve Sonra Allah'tan fetih geliyor. Yani şeytanın geleceği kapıları kapattınız. Meleklerin kapıları açılıyor. Onlar zaferle, onlar nusretle geliyorlar. Dünyanın bütün orduları toplansalar Allah Azze ve Celle zafer hükmünü verdiyse buna engel olamazlar. Koronayla gördünüz. Peki sonra kardeşlerim Mesef suresini okuyorsunuz. Tebbet yeda Ebi Leheb ve Teb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da. Kimdi Ebu Leheb? Ma aghna anhu maluhu ve ma kesab. Malıyla İslam'ın yürüyüşünü gücüyle durduracağını zanneden bir adam. Ama helak oldu. Peygamber Aleyhisselam'ın yoluna dikenler döşerdi karısı. Karısıyla beraber Ebu Leheb. Bir düşünce. Peygamber aleyhisselamın amcasıydı. Ona en yakındı. Ama burada Ebu Leheb bir düşünceyi temsil ediyor. Bir ideolojiyi temsil ediyor. Rabbim buyuruyor ki Allah'tan fetih gelince ama öncesinde namaz kılıyor Allah'a ulaşıyorsunuz. Kurbanla, sadakayla mazluma, yetime, çaresize yardım ediyorsunuz. Sonra قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Bütün ideolojileri reddediyorsunuz. Sizin dininiz size, İslam bana diyorsun. O zaman bakıyorsun ki zafer, kapları açılıyor, melekler geliyor, Söğüt'ten bir cihan devleti çıkıyor. Dünyanın devletleri ittifak ediyorlar ama ne muhaşta ne şurada burada yürüyüşüne engel olamıyorlar. Peki Ebu Leheb'ler neredeler? Onlar helak oluyorlar. Tebbet yeda ebi lehebi ve teb. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa tepesine çıkıp insanları İslam'a davet etmişti. Ebu Leheb amcası öne çıktı. Eli hâzâ Ellerin kurusun. Bizi bunun için mi buraya davet ettin? Resulullah Aleyhisselam'a hakaret etmiş, beddua etmişti. Eli haza cemaatena. Bunun için mi bizi buraya çağırdın dedi. Ama şimdi fetih geldi. Nerede Ebu Leheb'in o meydan okuyan ideologyası? Medine, Mekke'yi mükerremede Allahu ekber demeye müsaade etmeyen Ebu Leheb nerede? Bilal Habeşilerin boynuna kement takıp Mekke sokaklarında süründüren Ebu Leheb'in ideolojisi nerede? Fetih Allah'tan gelince onların mallarının, servetlerinin, ordularının İslam'ın yürüyüşüne engel olamayacağını Mesed Suresi'nde öncesinde Rabbim bize bunu anlatıyor. Bize bunu ilan ediyor kardeşlerim. Allah'ın inayetiyle bugün Ebu Leheb Amerika'dır, Rusya'dır, Çin'dir, İsrail'dir eğer bizler şu anlattığım sıraya, ruha, manaya, namazda bunları okurken bu sureleri inanarak bütün varlığımızla bu ayetlerin ufkuna, dünyasına giriyoruz, okuyorsunuz onları, göreceksiniz ki namazdan büyük bir zevk alıyorsunuz. Hiç bitirmek istemiyorsunuz namazı. Ebu Leheb'in Helak olduğunu görüyorsunuz ufukta. Ne diyeceksiniz? Çıkın meydan yerine. İhlas suresi geliyor işte ondan sonra. Kul huvallâhu Birdir Allah bir diyorsun. Kul huvallâhu Bu bir, ikinin önündeki bir değil. Eşi benzeri yok. Onun kuvvet ve kudreti önünde hiçbir güç duramaz. Kul huvallâhu devamını okuyorsun. Sonrasında Felek ve Nas sureleri Kul e'udu bi rabbil felak Sabahın Rabbine sığınıyorum. Battıktan sonra güneşi döndüren, getiren, sabahı bize ihsan eden, o gücün, o kuvvetin sahibi Allah Azze ve Celle'ye Kul e'udu bi rabbil felak min şerri ma halak Yarattığı neler var onların şerlerinden, zararlarından sabahın Rabbine sığınıyorum. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ Sonra Nas suresini okuyoruz. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ Devam ediyor. Yani kul a'udhu bi Rabbi'n-nas. İnsanların mürebbisi, terbiye edeni Allah Azze ve Celle'ye sığınıyorum. Kul de ki اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Kul de ki Sabahın Rabbine sığınıyorum. Kul هُوَ Başta onu okuyordunuz aşağıya doğru. Evvela tevhidi ilan ediyor. Sonra o Allah'a Azze ve Celle'ye malik olan, mabut olan, halik olan, her şeye kadir olan Allah Azze ve Celle'ye iltica ediyoruz. Kardeşlerim, eğer siz bu kısa surelerle namaz kılıyorsanız, bu anlamları şöyle en azından anlattığım kadarıyla o surede neler var? Daha ayrıntısını öğrenmek istiyorsanız, bu surelerle alakalı tefsirlerimiz, eski yeni kayıtlar var, YouTube kanalında var, onları dinleyin ne diyorsunuz? Fatiha ile ne diyorsunuz? Niçin bu sure bu sureden sonra geliyor? Her birinin bir anlamı var, bir manası var. Yani şurada yok oluştan var oluşa Fil suresi bir yok oluşu anlatıyor. Kimse küfrün ordusu karşısında duramıyor. Ama yok oluş bir anda bakıyorsunuz ebabille varoluşa dönüyor. Fakat o varoluşa kullar şükretmiyor. Kureyş'te bir ihanet var. ihanet var. Nerede? Maun suresi bize onu anlatıyor. Sonra müminler ne yapacak? Nasıl yürüyecekler? Allah Teala yolları nasıl açacak? Bizi onu anlatıyor. Bu mana ile okuyorsunuz. Bu hakikat ikliminde sureleri okuyor. Allahu ekber diyerek rükûya gidiyorsunuz. Artık gözünüz kimseleri görmüyor onu tazim ediyorsunuz. Kalkıyorsunuz, kavmeden secdeye gidiyorsunuz. O hallerle namaza devam ediyor, selamla namazdan çıkıyorsunuz. Kardeşlerim, inşallah namazla alakalı hadis-i şerifleri okurken hep namazın bu mana iklimine farklı zaviyelerden vurgu yapacağız. Bu sureleri abdestten başlayarak kıyamda bu surelerin manalarını düşünün, Allah'ın izniyle kendinizden geçeceksiniz. Bir Müslüman olarak dünyaya bedel olduğunuzu düşüneceksiniz. Yalnız başınıza İbrahim'in bir ümmet olduğunu, sizin de İbrahim olduğunuzu, yalnız başına bir ümmet olduğunu düşüneceksin kardeşim. Çünkü İbrahim olmak yalnız başına ümmet olmak demektir. Allah Teala yalnız başına bir İbrahim, bir ümmet ruh ve şuuruyla namazları eda etmeyi bize ihsan buyursun kardeşlerim. Evet. Şimdi dönersek hadis-i şerifimize Eyyul a'mali afdal as-salatu li Efendimiz buyurmuştu ki en faziletli amel ilk vaktinde eda edilen namazdır. Eğer biz namazdaki o şuura sahip olabilirsek anlattığımız gibi o zaman ezan okununca Müslüman müstahap vakitte hemen namaza camiye, cemaate koşacak inşallah. Estağfirullah ve tuğbu ileyh. Rabbil alemin.